Dostlar selamlar. Sizlerle bugün soru cevap bölümümüzün Uluslararası Ticaret bölümünde birlikte olacağız. Buradaki amaç yani bu serideki amaç aslında sizlerle Uluslararası Ticaret üzerinde merak ettiğiniz soruları yanıtlayıp bunlarla ilgili biraz fikir fırtınası yapmak diyebiliriz. Bu sayede sizlerin farklı konulardaki sorularını alıp bunlarla ilgili kendi düşüncemizi aktarmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce böyle bir iki tane ufak duyurumuz olacak. Bunların ilki tabii ki videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz. Ve bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Bir diğer arkadaşlar katıl aboneliği. Şu anda ikinci ve daha üst seviye abone olursanız şayet uluslararası ticaretle ilgili daha fazla video görebilirsiniz. Şu anda onları stokladık. Halihazırda yavaş yavaş yüklüyoruz kanala. Eğer abone olup bize yazarsanız bu konuda katıl abonesi oldum diye daha kısa sürede onlara öncelik verebiliriz bu sayede. Üçüncü ve son duyurumuzda aşağıdaki açıklama linkindeki SuperPeer hesabı üzerinden bizden birebir kariyer mentörlüğü, kariyer mühendisliği programı alabilirsiniz. Böylece gerek öğrencilik, gerek yeni mezuniyet ve ilerleyen yıllarda kariyer sürecinizi birlikte planlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra sorulara geçelim. İlk sorumuz e-ticaretin yükselişi uluslararası ticaret alanındaki kariyerimi nasıl etkileyebilir? Bu alanda nasıl bir yol izleyebilirim? Bence arkadaşlar aslında e-ticaret hakikaten sizin için çok çok değerli bir alan. Bir uluslararası ticaret öğrencisi olarak. Ama ben bunu aslında sadece e-commerce yani e-ticaret gibi değil de bütün internet üzerinde bakıyorum. Çünkü biz burada bir uluslararası ticaret mezunu olarak ille de bir şey almak satmak zorunda değiliz. Elbette bunu yapmak iyi bir imkan ve bunu yapmak bize güzel getiri sağlayabilir. Ama bence özellikle böyle alt orta gelir grubundaki arkadaşlar için yani ben de aslında biraz kendimi oraya dahil edebilirim şu an için ya ee, yani bizim için bence danışmanlık bir tık daha ön planda olmalı. Çünkü alt saat mevzusunda birazdan bahsedeceğim ikinci soruda oraya kayabiliriz. Yani sermaye olmadan da yapılabilir ama çok zor. Yani önünde çok fazla engel çıkar ve sermayesi olan kişi, kapitali olan kişi her zaman senin birkaç adım önünde olur. Ama danışmanlık verdiğin zaman bilgiyle, zeka ile, öngörüyle, araştırma ile her daim sermaye olarak ömrüne çıkabilirsin. Mesela şimdi tabii bu konuda insanlar bir somut bir şey istiyor. Yani hocam tamam da ne yapabiliriz? Mesela bir trade map. Trade map duymuşsunuzdur belki derslerinizde falan böyle iddiali hocanız varsa anlatmışlardır. Bugün pazar araştırma konusunda dünyanın en çok kullandığı sistemlerden bir tanesi. Ya da mesela aynı şekilde arkadaşlar B2B sistemler var. Mesela Kompas. Bazen videolarımızda bahsediyoruz. İşte müşavirinize danışın. Ha şunu söyleyeyim. Bunlar ticaret dünyasının kobilerin hiç bilmediği böyle abu hayat suyu gibi bir şey değil. Kurumsal firmaların işte orta büyüklük firmaların çoğunun bildiği şeyler. Ama bunu hakkıyla uygulayan gerçekten böyle bu konuya kafa yoran şirket sayısı çok çok az. Ben mesela pek çok şirkette konuşuyorum bu konuları. İhracat birimleriyle, yurt dışı satış birimleriyle. Diyor arka işte bir dönem araştırdık. Ama hani işte me O derece. Anladın mı? Yani çünkü herkesin bir işi var kendi içinde. İşte malı aldım, sattım, yükledim. Operasyon, fuar, yönetim. Bir sürü şey arasında kimse oturup da ben işte trade map'ten Gitip numarasıyla bir şeyler araştırayım. Efendim müşavirize danışılan bir şey araştırayım. Ülke bazı rapor hazırlayayım. bunları kafa yormuyor düzenli olarak. Bunun için işte dışarıdan danışmanlık çok daha yaygın bir model. Ama Türkiye'deki bence problem şurada. Hakikaten bu konulara kafa yoran, kendisini bu, bu dikeyde geliştirmiş insan sayısı yok gibi bir şey. Dolayısıyla gidip işte kurumsalda ya da işte kobi firmalarında böyle bir konuda hizmet almak şu anda yaygın bir model değil. Ama bence sen bir uluslararası ticaret mezunu olarak kendini buraya odaklarsan hakikaten bir danışmanlık işi pazarı var. Ve çok var. Yani İstanbul'da çeşitli sanayi sitelerinde zaten müthiş fırsatlar var ama Anadolu'nun da her tarafında kendine bu konuda kapı bulabilirsin. Bu arada kompasa açıklamadım. Kompas aslında bir veri bankası diyebiliriz. Ve danışın danışında oradan bir bilgi havuzu alıyor. Müşahiriz danışın ne? Onu da çok kısa açayım. Bazı videolara bahsettim diye biliyorum. Bugün Ticaret Bakanlığı'nın dünyanın her tarafında ateş var. Ve bu ateş insanlar, çalışanlar kendilerinden bilgi isteyen kişilere gitip numarasıyla gitip bildiğinizi varsayıyorum. Bir uluslararası ticaret öğrencisi ya da mezun olarak gitip numarasıyla ya da işte sektör bazlı bilgi istediğinizde size o bölgeye dair bilgi sunuyor. Mesela diyorsunuz ki işte benim sattığım ürünlerin gitip numarası bunlar. Bana bu konuda Belçika'daki işte şu firmaları sıralar mısın? Belçika'daki işte Brüksel'deki ya da diğer şehirlerde varsa ticari atış elik sana o bölgedeki listeyi sunuyor. Ve bu listeyi de büyük oranda kompastan çekiyorlar. Oradaki bilgi bankası. Ve arkadaşlar bu size neyi sağlıyor? Bu size oradaki müşterileri bulmayı sağlıyor. Ama tabii tek kaynağımız bu değil bakın. Yani yoksa onu şirketler de yapar zaten. Gider atış ile yazar zaten bedava uygulama. Alır o listeyi. Herkese bir kopya mail atar. Tanıtım maili. Geçer gider. Oradaki bilgilerin aslında ciddi bir kısmı güncel değil ya da eski. Dolayısıyla sizin onları check etmeniz lazım. Tek tek arayarak işte bu kişi sen misin? İşte bana verebileceğin başka referanslar var mı? İşte önerilerin var mı? Ya da onu Google'dan araştırıp o şirketi benzer şirketleri bulmak. Bunlar arkadaşlar başlı başına bir business. Başlı başına bir iş modeli. Ama bunu düzenli çalışan birisi yapamaz. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla işte kendinizin danışmanına ayırın deme sebebim bu. Bu soruyu soran arkadaşım ya da diğer bu konuya kafa yoran arkadaşlarım halihazırda çalışıyor olabilirler başka bir yerde. Problem değil. Dersin ki ya hocam ben şu anda bir lojistik firmasındayım. İşte tırlar geldi mi gitti mi bunları kontrol ediyorum. Benim buna vaktim yok. O zaman yapacağın şey bunları akşam birkaç saat ayırmak. Hafta sonlarını buna ayırmak. O zamanlarda oturup bunları çalış mesela ve kendine bir veri bankası yap. Ve sonra bu veri bankalarını satabileceğin kendine kurumlar oluştur. Birkaç tane reklam çık. Instagram'dan, LinkedIn'den, Google'dan vesaire. Evet birkaç yıl biraz bir tık paran çöpe gidecek. Bir tık bilgi birikimi çöpe gidecek çünkü kimse ilgilenmeyecek. Bunun farkına var. Zaten birkaç yıl o lojistik şirketinde ne bileyim o işte operasyon işinde çalış deme sebebim de bu. Çünkü o birkaç yıl seni finanse edebilecek başka kaynaklar lazım. Ama o birkaç yılın sonunda ufak ufak adım adım sana bazı dönüşlerin olduğunu göreceksin. Ve bu geri dönüşler senin ilerleyen yıllardaki aslında kariyerinin yeni kariyerinin ilk adımı olacak. Bu soruya bu yanıtım şekilde arkadaşlar. Eğer daha detaylı sorularınız varsa mutlaka yazın onunla ilgili de. Çünkü yani bu bile biraz havada kalacak. Çünkü soruyu soran arkadaşın ya da diğer izleyen arkadaşların ilgi alanlarını, bunlara duyduğu merakı, tutkuyu bilmiyorum. Ya da heves duyduğu konuları bilmiyorum. Mesela şunu diyebilirsin bana. Ya hocam ben işte e elektronik parçalarla ilgiliyim. Elektronik aksamlar çok ilgimi çekiyor. Ve işte Türkiye'de bu ürün nerede ucuza bulunur falan biliyorum. E ve bunların ihracat potansiyeli olmasına rağmen yapmadıklarını biliyorum dersin. Bu konuya mesela odaklanırsın. Sadece bu dikiden gelersin. Yani bizim bence önceliğimiz şu olmalı. Mümkün olunca mikro bir alanda, ufak bir alanda kendi oyun sahamızı kurabilmek. Yoksa ben gideyim işte bütün şirketlere bunu satmaya çalışayım. Çok karma çaban bir şey oluşur ortaya ve oradan sağ çıkamazsın. Çünkü büyük şirketlerin zaten gittiği düzenli fuarlar var. Zaten gittiği düzenli işte ziyaretleri var. Zaten internetteki işte SEO'ya dünya parasını yakıyor var. Bizim önceliğimiz bu konulara çok fazla para ayırmayan müşteri bazlı, işte proje bazlı ufak tefek bütçe çıkarabilecek şirketlere odaklanabilmek. Ve onlara böyle bir iki tane satış yaptırıp onlara bir iki tane ufak müşteri bulup bu sayede edindiğimiz referanslarla çok daha geniş çevreye ulaşabilmek. Diğer konu arkadaşlar ikinci sorumuz. Dropshipping hakkında ne düşünüyorsunuz? Uluslararası ticaret mezunu olarak dropshipping odaklı bir kariyer yapabilir miyim? E bence uluslararası ticaret mezunu olarak zaten en iyisini yapabiliyor olman lazım. Çünkü görüyorsun bizatihi. Yani özellikle satış tarafında çalışıyorsan şu anda yurt dışındaki firmaların ya da Türkiye'deki firmaların çoğun aslında bir alsatçı olduğunu görüyorsunuz zaten. Ya yani bir kişi üretiyorsa o mal son kullanıcıya gidene kadar arada 5 tane zaten dropshippingçi var. Hani anladın mı? Dolayısıyla dropshipping zaten ticaretin kendisi. Yani uluslararası de kendisi aynı şekilde. Dolayısıyla mesela dropshipping bizde şöyle bir sıkıntısı var. Herkes şey gibi düşünüyor bunu. Ya işte Amazon'a ürün koydum. İşte benim bir depolama maliyetim yok. Ürünü Amazon'a verdim. O depoladı. Falan filan. Hani dropshipping'i buna kısıtlamayın. Yani bu doğru bir kısıtlama değil. Daha farklı düşünün olayı. Şu anda dünyada mesela bilmem ne trading diye geçen sonunda trading bulunan o milacı şirket var. Ve arkadaşlar sizler bunu sağlayabilirsiniz. Nasıl olacak bu iş? Yani bugün mesela e, Türkiye'de hakikaten iyi iş yapan yüzlerce firma var. Bunların yurt dışı tarafını yönetebilirsiniz. Bu bir imkan. Dersin ki ya ben şey hocam Rusçamı çok geliştirdim. Rusya'yı da biliyorum gittim geldim vesaire. Ben Türkiye'deki firmaların oradaki distribütörünü alacağım mesela. Bu bir imkan. Ve veya dedin ki ya hocam ben hani e, Rusçam biliyorum yine Rusçadan yola çıkalım. Ben Rusçam biliyorum iyi oradaki böyle hakikaten iyi, ucuz, kaliteli malları bulup Türkiye'de onların bayilini yaptırabilirim. Ya da aracı olabilirim. Bakın bunların hepsi birer imkan. Ve hepsi aslında dropshipping'den yola çıkan, aynı bakış açısıyla ortaya çıkan iş modelleri. Buna agency diyorlar, trade agent diyorlar vesaire bir sürü şey var. Bunu mesela ben futbolu çok seven bir insan olarak futboldan örnek vereyim. Futbolcu menajerleri var mesela. Ne yapıyor bu futbolcu menajerleri? Bir futbolcuyu gidiyor dünyanın bambaşka yerlerindeki takımlara pazarlıyor. Ve bu pazarladığı takımlar arttıkça, bu takımların sayısı arttıkça, bu takımların kalitesi arttıkça menajer de daha fazla oyuncu anlaşıyor. Siz de yine kendinize bu yöntemi belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki benim ikinci yabancı dilim var. İşte bu Almancadır, Rusçadır, Çince'dir, neyse bu adı. Ben Türkiye'deki firmaları işte şu ülkedeki, ilk ülkedeki Türk işlerle buluşturuyorum. Ve sen orada iletişimi iyi kurduğun zaman ki zaten arkadaşlar uluslararası ticaret bir iletişim işidir. Uluslararası ticaret işte gümrüğü iyi bilmek değildir. Uluslararası ticaret e, lojistiği bilmek değildir. Uluslararası ticaret ödeme şekilleri iyi bilmek değildir. Sen iletişimi iyi kurduğunda alıcı ile satıcı doğru bir yerde bir araya getirdiğin zaman ve yasal olarak çok da büyük bir prosedür yoksa zaten anlaşıyorlar. Excel anlaşmıyor var da FAB anlaşıyor var. FAB anlaşmıyor var da işte CF anlaşıyor var, GA anlaşıyor var. Anlaşıyor var yani. Peşin ödeme olmazsa işte 30 gün muadil anlaşılıyor, vadil anlaşılıyor. Bir yolunu buluyorsun yani. Gerçekten böyle iyi bir alıcı, iyi bir satıcı varsa ortada sen onları ortak zemine buluşturabiliyorsun. Ve bunların hiçbirinde senin ortaya en azından ilk aşamada bir sermaye koyman gerekmiyor. Ha sonra dersin ki ya hocam ben büyük oynayacağım artık. Para da kazanıyorum. Yakacağım param da var çöpe. Bir kısmını harcıyorum. Amin ama başlangıçta sermayesi olarak gibi bir iş modeli bence burada kesinlikle var. Son sorumuz. Uluslararası ticaret mezunları için en fazla iş fırsatları hangi sektörlerde bulunur? Örneğin lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası dış ve benzeri. İki yanıt verelim buna nitelik ve nicelik olarak. artı nicelik. Nicelik olarak operasyon elbette. Nedir bu operasyon? İşte bir şirket A şirketi yurt dışına mal satıyor. O şirketin sattığı malın bütün evrak takibi işte. Nedir bu? Nakliyecilik iletişim. İşte e, mal ne zaman geldi, gitti. Bunun haricinde ithalat boyutları aynı şekilde işte e, teşvik belgeleri, işte fuara katılım evrakları, onların teşvikleri e, bu tarz şeyler. Yani aslında söylediğim gibi komünikasyon, iletişim. Firmayla işte nakliyeci, gümrük bunun haricinde ajans varsa işte teşvik vesaire ajansları bunlarla koordinasyonu sağlayan kişi bunların iş bulma bu profilin iş bulma şansı çok daha fazla ama bu e, iş tanımı size iyi para getirir mi biraz soru işareti bunun iyi para getirme yöntemi kobi firmalarında Türkiye'de özellikle pek çok şirket artık lojistikle yani operasyonla satışı aynı kişi bırakma peşinde. Niye? Çünkü mesela diyor ki şirket ya benim hani ihracatım çok çok fazla değil. Ee, zaten hani haftada bir tır falan çıkıyoruz. Ya da iki haftada bir tır çıkıyoruz. Ee, bunları yapsın. Bir yandan işte müşteri yetişimi sözlüyorsun. Satış yapsın hafiften. Ee, bana yeterli diyor. Tabii bu ikisini birlikte yapan bir tık daha fazla kazanıyordur. Ama arkadaşlar benim en tabii ki ön plana çıkartacağım şey elbette uluslararası satış. Yani dış ticaret ve aslında bunun satış tarafı. Niye böyle? Çünkü bunu yaptığın zaman kendi kitleni oluşturuyorsun. Özellikle de tabii satışın şey boyutu. Yani müşteri temsilcisi gibi değil de hakikaten kendi müşterinin kendini bulabilmek. Yani bir şirkete girdiği zaman ona yeni müşteri kazandırabilme yeteneğinin olması. Yoksa şirketin zaten belli bir müşteri kitlesi var. Zaten müşterisi var. Sana diyor ki işte mücadele otur buraya. Bu müşteri yönet. Hani bu bir katma değer değil anladın mı? Yani orada sen firmaya muhtaçsın. Firma sana muhtaç değil. Dolayısıyla o yani şey yönetimi çok mümkün değil. Yani şirketin sadece seni bir müşteri temsilcisi olarak kullandığı bir yöntem iyi bir yöntem değil ama senin müşteri gidebildiğin yöntem çok iyi bir yöntem. Nasıl yapacağım hocam? İşte buradaki arkadaşlar, madde arkadaşlar yani trade işte kompas, müşterinize danışın. Bunun haricinde işte LinkedIn, edin. Bunların her birisi sizin için birer kanal. Ve bu kanalları kullandıkça zaten göreceksiniz bir noktadan sonra. İşte Google haritalar mesela. Benim en çok yaptığım bir yöntemdi bir ara. Hani Google'da işte VPN kullanıyorum. İşte ülkeyi değiştiriyorum. Belçika, İtalya neyse bu Kanada. Ve oradaki işte falanca mal diye arattığım zaman zaten görüyorum ve onlarla direkt WhatsApp'tan işte Telegram'dan aramayla vesaire şekilde yolumu buluyorum diyebilirim. Bence bunu da yine göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir anlaşılıkları bu şekilde arkadaşlar. Umarım çok sıkmayan güzel bakış açıları kattığım bir video olmuştur. Mutlaka böyle sorularınız varsa yazın yorum olarak. İşte hocam ben bunu düşünüyorum, şunu yapmak istiyorum, ne düşünüyorsunuz gibi fikir alın. Bunun haricinde fikrinizi kendiniz paylaşın. ben bunu denedim, yaptım, oldu, olmadı. Şurada hata yaptım. Bence bunu arkadaşlar denemesin, bunu denesinler gibi. öneriniz yazın mutlaka. Aynı şekilde iyi ve kötü gördüğünüz kısımlar, hani videoda bence bunlar iyiydi ama bunlar kötüydü diyeceğiniz şeyler varsa onları da yazın. Ben de bu sayede neleri daha iyi yapmışım, neleri geliştirebilirim, sizlerden gör görmüş olurum diyebilirim. Önümüzdeki videoda arkadaşlar öyleyse görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.